şey göremediler. Bu çok önemli. Belki de bu maçta bunu değiştirip biraz daha rakibin neler yapacağına odaklanabilirler. Evet, bu arada seçim ve yasaklama ekranımız hazır arkadaşlar. Takımlar oyuna girmiş bulunmaktalar. Şöyle kocaman bir alkış alalım onlara ve nasıl bir yerde olduklarını bir kez daha hatırlatalım. Lulu, Maoka'yı ilk yasaklananlar şu anda Dark Passage tarafında. Diğer tarafta Beşiktaş tarafında ise Leblanc yasaklamasına başladı. Dark Passage bu oyunu bozarım dedi. Evet. Böyle olmaz dedi. Sen Maoka'yı ile Lulu ile beni dağıttın ilk maçta. Bir daha aynı kompozisyonu sana yaptırmayacağım. Bakalım daha başka nelerim var. Yani burada Dark Passage rakibi de meydan okuyor. Neyim var görelim diyor. Evet, bakalım şimdi takımları görüyoruz tekrardan. Lulu, Maokai, LeBlanc. Açıkçası ben Kalista'yı yine Beşiktaş'ın bırakmayacağını düşünüyorum ve yine yasaklama geldi. O Holy Phoenix ellerine gerçekten de tam bir ölüm makinesine dönüşebiliyor çünkü. O Kalista ardından şimdi Dark Passage cevap verecek yasaklama ekranında. Lulu ve Maokai ile ilgili söyleyebilecek, yani çok fazla konuşmamıza gerek yok çünkü biraz önceki oyunda net bir şekilde gösterdiler Rumble'da nasıl etkisi olduğunu. Rumble gibi bir yasaklama. Morgana. Morgana. Hmm, yani burada açıkçası hem Taldrin'e hem Dumble'a karşı bir yasaklama. Daha çok ağırlıklı olarak Taldrin'e karşı bir yasaklama evet. olduğunu düşünüyorum. Yukarı koridorda yani Morgana oynamasını istemediler. Bakalım son yasaklama kimden yana kullanılacak? Bu noktada Beşiktaş hangi şampiyonu görmek istemiyor? Sejuani açıkta mesela. Çok önemli bir şampiyon. Ormanda yani Dark Passage'ın Rex'i açıkta. Yani Dark Passage Rex'i alabilirsiniz ama Sejuani işte. Bu çok Sejuani tehlikeliydi. Sejuani yasaklıyorlar. İstemiyorlar. Kitle kontrolü anlamında belki de şu anda ormancılar arasında en kuvvetli şampiyon diyebiliriz Sejuani için. Ne kadar birazcık olsun dengelenmiş olsa da o hasarı biraz daha azalsa da yani Rex'i ilk maçta vermek istemediler ama rakibin o kompozisyonu bozmak için bu maçta açıkça bıraktılar. Kendileri alırlar mı? Alıyorlar ve Rex'i aldılar ilk evet. seçim olarak. Şimdi Rengar'ın üzerinde duruyor. Rengar çok tehlikeli bir tercih Rex'e karşı. Çünkü Rex'in zaten rakibin o titreşimlerini görmesi sayesinde Rengar'ın ultisi doğal olarak bir ilacı olma potansiyeli var. İlk maçta da çok gösterdi Tirkulis bu tercihi. Bu maçta ama hakikaten çok sıkıntı yaratabilir. Evet, Rengar'ın üzerinde duruyor. Özellikle Yampiri yengeç. Bence Rengar'ın çok işi çok değiştirdi oynanış tarzı stilini. Çünkü o Yampiri yengeçle birlikte doldurup biriktirmelerini sonra gelip alt koridora ya da yukarı koridora baskın yapabiliyor Rengar oyuncuları. Thresh yine burada Touch'ın ellerine bırakılmak istenmiyor ki biraz önce Dumbledore'da çok güzel performans sergiledi. Ekranlarımızda görüyoruz kendisini şu anda. Bakalım kitleyecekler mi? Jarvan daha mantıklı geliyor bana şu an nedense. Evet, Ekarim. Yukarı koridor. Hem Rek'Sai'yi hem Ekarim'i bırakmak istemediler bence. Harita üzerine çok büyük bir baskı unsuru çünkü ikisi de. Aynen. Ve böylelikle yukarı koridor tercihi yüksek ihtimalle diyelim. Çünkü ormanda da görüyorduk bir ara kendisi. Evet. Hatta orta koridorda Kuzey Amerika'nın çılgın oyuncusu Gravity'nin orta koridoru Keen tarafından çok fazla tercih edilen bir şampiyondu. Kimse daha onun adından söz etmezken o orta koridorda Hecarim oynuyordu. Abi ne yapıyorsun diye soruyorduk ama yapıyor işte. Değiştirdi büyük ihtimalle. Sihirdar büyülerinde yukarı evet, koridor Taldrin'in elinde olacak büyük ihtimalle. Crystal ve Naru. Lissandra çok önemli bir şampiyon açıkta kalıyor. Orta koridorda özellikle... Yukarı koridor da olabilir. Yukarı koridor da olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani özellikle peki şu olur mu? Lissandra artı Zerat. Yani geçtiğimiz dönemde çok fazla gördük oynandığını ve çok etkili bir kompozisyon ikisi birden alındığında. Aynen öyle. Neden olmasın? Güzel bir tespit aslında ama rakip takımda hani Hecarim gibi bir şampiyon varken bir yandan da riskli. Çünkü durduramıyorsun o ultiyi. Enerji bu arada eğer ki bu Zed seçimini yaparsa yine şuna da hani karşı durmuş olacak. Çok pasif oynuyor. Sürekli işte oyun sonunda böyle daha işler yapacak işlevsel şampiyonlarla oynuyor. Ve Ahri de yine aynı şekilde. Biraz daha böyle suikastçı bir şampiyon seçerek rakibini de biraz ters ayak üzerine yakalamayı umuyorlar. Ve bu iki tercih olabilir. Gelirse oyunun orta dönemlerinde çok güçlü olacak bir kompozisyondan evet, bahsediyoruz. Aradan evet. çıkarma konusunda muazzam. Aradan çıkardıktan sonra kule baskısında muazzam bir kompozisyon. Yani objektif kontrolü. Aynen iki tane üçlü kuvvet çok güzel. Ayrıca Ahri'nin haritada eğer görüş avantajını sağlarsa oluşturacağım müthiş baskı. Bir de kitle kontrolü anlamında baktığımızda da şu anda çok güçlü bir ekip kuruyor Beşiktaş. Yani Hecarim'in ultisi, Ahri'nin ayartan öpücüğü, yine Thresh'in derisini yüz ultisi ve ölüm cezasıyla birlikte burada kitle kontrolü anlamında da çok iyi bir iş başarabilir. Beşiktaş takımı... Naru da az önce analiz masasındaki arkadaşlarımız da söyledi. Özellikle Scarlet'in üzerine basarak konuştuğu konu tilt olma durumu. Şimdi oyun yapmaya Dayna. Çalışırsa ayrı ittirmeye doğru gidiyor şu an. Evet. Eğer o sinirli surat devam ederse, o birazcık hani oyun yapmaya çalışırken yakalanmasının kendisine getirdiği o baskı devam ederse
daha büyük hatalara gidebilir. Veya bu kazanmış olduğu öfkeyi, o öfke barını, yeteneklerini güçlendirmek için kullanırsa Naro'nun karşısına duran aşık olsun. bu arada Braum aldı taç. Bence bu da çok önemli. Lucian ve Braum ikilisi geçtiğimiz dönemde ne kadar kuvvetli bir ikili olduğunu göstermişti alt koridor için. Ki taç Braum'la iyi bir performans sergilediğini biliyoruz. Sevdiği şampiyonlardan biri olduğunu biliyoruz. Ve takıma kattığı kitle kontrolü de çok fazla. Ultisiyle, pasifiyle, yine diğer yavaşlatma etkileriyle bunu da ve yanındaki saldırı güç taşıyıcısını belki de en fazla koruyabilen destek şampiyonlarından bir tanesi. Hem üzerine atılıp o kapı gibi özelliğini kullanması, işte yine biraz önce söylediğimiz gibi ultisi, o Q'su, bunları çok iyi kullanacaktır. Holy Phoenix'i korumak için biraz daha saldırgan bir kompozisyon diyebilir miyiz Dark Passage'ın bu sefer kurduğu kompozisyonu? Kesinlikle. Kompozisyon özellikle oyunun başında bu Nunu seçimi geldikten sonra Beşiktaş açıkçası koridorlarda müthiş bir skor potansiyeline sahip değil. Ama burada tabii bir parantez var. Yukarı koridorda Hecarim'in kullanacağı tutuştur, o birazcık fark yaratabilir ve Taldir'in ne kadar saldırgan, ne kadar hani bu tekli savaşları seven bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Sonuçta yani onu bu noktaya getiren de o Yolo'daki, Solo'daki oyunları, ki koridor savaşlarını çok sever. Orada bir baskı olabilir ama Nunu'yu seçiyorsan amacın şudur, haritayı kontrol etmek istersin. Rakip ormanı, yine rakip ormanı üzerine çok fazla baskı kurmaya çalışacaktır Teokles. Rex'i erken safhada çok daha koridorlarda baskı yaratan bir şampiyon. Ama Nunu erken safhada gidip o keşif taşını alırsa, o Rex'in manevralarını bir şekilde görmeyi başarırsa Beşiktaş o baskıyı kırabilir. Şu çok önemli. Şöyle bir senaryo olduğunda, diyelim ki Rex'e yukarı koridora baskın yaptı Crystal. Bu noktada Taldrin belki de o baskını karşılamak yerine rakip ormanın ters tarafında bir noktaya gidip oradaki işte kayacılları ya da kırmızı güçlendirmeyi ya da keskin gagaları çalması, orada biraz zaman geçirip sonra tekrardan ormana dönmesi buna çok büyük avantaj kazandıracaktır Beşiktaş'a. Ama Crystal'da bu noktada senin dediğin gibi yaptığı başarılı baskınlarla daha fazla baskı kurmak isteyecektir rakip takım. Bir de yani karşısında, burada oyunun orta döneminde sahip oldukları zaten müthiş güç artışını Nunu artı Thresh'in alan kontrolü. Ariyet'ten buraya bir de Hecarim ekle. Alan kontrolü de daha da bütünleştirdiler. Yani Dark Passage eğer bu takımın o kule baskılarını, o objektif baskılarını kırmaya çalışırken yanlış bir adım atarsa ya kendisini çok kötü pozisyonlarda bulabilir. Özellikle bu alan kontrolünün getirdiği avantaj sayesinde Beşiktaş bunu kendisine çok önemli bir avantaj olarak çevirebilir. Bu arada şimdi maçımız yavaş yavaş başlıyor. Evet. Maça doğru geçiyoruz arkadaşlar. Kocaman bir alkış alalım yine. Hem Dark Passage hem de Beşiktaş için. Günün ikinci maçı başlıyor. Serinin ikinci maçı başlıyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. DP ilerlemeye devam ediyor. Dumbledore orada taş çakalıyor. Çok yüksek hasar var. İlk kan dökülecek mi? Seçim uzaklaşıyor. Diğer taraftan Nunu canı çok azalmış durumda. O da geri çıkmak zorunda kaldı. Şimdi Beşiktaş'ın acaba takip edecek taşı mi? Onu okuyorum. Taçı hayır, öldürmeyen şey orada fosfor bombasının arkasına düşmesiydi, evet, ve çok az bir canla kaçmayı başardı. Crystal'ı yakalayabilecek mi acaba? Sıçrama kulağına zorunda kalıyor. Büyük avantajlar bunlar, çok yani büyük. Yani Beşiktaş üzerine gitmeye devam ediyor şu anda Dark Passage'in. Geriye dönmelerini engellemeye çalışıyorlar. Enerji şimdi geriye döndü ve geri çekiliyor Beşiktaş takımı. Yani derin totem koyacaksan birazcık daha dikkatli bir şekilde gitmek gerekirdi belki de. Ama ya Beşiktaş rakibinin ne yapacağını çok iyi analiz etti. İlk maçta bunu yapmayan Dark Passage'in bu maçta belki de yapabileceğini onlar da tahmin etti ve ona göre pozisyon aldılar. Erken safhada hemen o Baron Pit'inin çaprazındaki çalıya koydukları totem ve oradan geriye çekilmeleri rakibin gelişini onlara müjdeydi. Brown önden gidip Brown yerine farklı bir şampiyon olsaydı çoktan düşecekti. Hatta fosfor bombası isabet etseydi muhtemelen Brown da düşecekti ama Dark Passage ucuz atlattı. Ama kullanılan iki tane sıçrama var. Bir tanesi ormancıdan ki bu ilk 5 dakikadaki baskıyı çok azaltacaktır. Şu an enerji ve Taldir'in daha rahat oynayacaklardır. Bakalım nasıl etkileyecek bu ilk takas. Johnny, senin demiş olduğun gibi sıçraması olmayan bir ormancı ilk dakikalarda biraz daha sıkıntılı. Çünkü genelde o ilk baskınları senin anlattığın gibi tüneli kullanıp sonra sıçrayıp rakibin altına çıkarak yapıyorsunuz tek sayıda. Ve böyle skor almaya çalışıyorsunuz ya da rakibin sıçramasını almaya çalışıyorsunuz. Bunu bir uygulayamayacak. Orta koridordaki şampiyonunuzun öne geçmesi lazım. Çünkü bu şampiyonu ileriki dakikalarda ayrı ittirmeye göndereceksiniz. Muhtemelen daha önce Dark Passage'in yaptığı şey buydu. Bu maçta da belki bunu isteyebilirler ama ormancı baskısı olmadan bunu yapmaları kolay değil. Birebir de her iki Ahri'ye karşı Diana'nın skor alması kolay bir iş olmayacak. Ve şunu bilecek, Nunu her an için
karşısında karşı baskına veya onu tek ayak üzerinde yakalamak için bir çabada bekliyor olabilir. O yüzden oyunlarını ona göre dengeleyecektir. Naru'ya bence hiç yaramadı bu durum. Evet, Damdoş bir ölüm cezası denedi. Taç bu sefer kurtulmayı başarıyor bu ölüm cezasından. Yukarı koridorda Nardeus ve Damdoş ikilisi ittirmeye devam ediyorlar. Esasında çok da hızlı ittirmiyorlar. Kontrollü bir ittirme söz konusu. Son vuruşları alarak Taç burada birazcık öne çıkmaya çalışıyor ama Holy Phoenix şu ana kadar 2 minyon kesebildi sadece. O Tal'drin modelinin üzerine gidiyor alt koridorda. Evet, orada çok güzel bir baskı kurdular. Tabi burada Brown'un sıçramasının olmayışı bu koridoru birazcık zayıflattı. Brown'la önde duramıyorsanız o zaman sizin de nişancınız hiçbir şekilde önde duramıyor. Ve bu da bir dezavantaj getiriyor. Kule altında şu an vuruşlarda birazcık sıkıntı yaşadı. Holy Phoenix 7 milyon olabilir. Toplamda bu arada alt koridorda bir baskın var. Elvin de kamplamaya çalışıyor. Teokris, Tal'drin'le birlikte alt koridor üzerine gidiyorlar. Yani şöyle bir şey var. Bu koridor değişikliği aslında eğer Tal'drin yanlışlıkla kendisini iki kişilik koridorda bulsaydı dezavantaj olacaktı. Çünkü üçlü kuvvet güç patlamasını isteyen bir şampiyon Hacker'in. Bunu geciktirirseniz sizin avantajınız oluyor. Bir de üzerine yetmiyormuş gibi taşın erken safhada o sıçramasını kullanmış olması sıkıntı. Holy Phoenix tutmayı başardı. Hemen fosfor bombası geliyor ama oraya doğru atılan taç vardı korumak için. Holy Phoenix burada çok fazla hasar aldı. Evet. Güzel bir takas aslında. Evet. Beşiktaş için. Ne diyorduk? Evet. Yani burada hem de taşın da sıçramasının olmayışı Beşiktaş için kazan kazan win-win durumunu gerçekleştirdi. Gerçekten oyunun başında yine Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş yukarı koridora ittirmeye devam ediyor. Alt orta koridoru izliyoruz şu anda. Enerji bu noktada da baktığımız zaman esasında iki oyuncu arasında minyon farkı çok fazla yok. Şimdi Crystal geldi oraya baskın yapmak için. Normalde sıçramıştı burada. Enerji bakalım şimdi kurtulabilecek mi orada? Yalnız burada Enerji kurtulamazsa ama bu muazzam bir hata. Niye? Çok büyük bir hata. Enerji. Niye? Çok büyük bir hata. İlk gördüğü anda Crystal sıçraması lazımdı. Sıçramadı. Crystal burada sıçraması olmadan yani çok önemli skor aldırıyor. Bir de sıçramaması gereken zamanları sıçradı. Evet. Ölmüşsün zaten. Bırak kabul at. Bu yani yanlış bir oyun oldu diyebiliriz. Ve evet şu an işler Dark Passage'in istediği gibi gitmeye başladı. Neden? Bak hemen orta koridorda alınan bu skor. Bak hemen orta koridorda işler biraz iyi gidince bu sefer Holy Phoenix ve Touch'ın da hani ittirdiğini tekrar ittirmeye başladığını görüyoruz. Onların da moralleri düzelmeye başlıyor. Yani bu çok önemli zamanlamalar. Görüş lazım buraya. Görüş. Buram görüşü sağladı. Evet. Nunu'nun gelişini görecekler şu an ve birazcık geri çekilecekler. Hatta Nunu belki kendisini göstermeyecek bile. Orada gitti. Yampiri yengeçle uğraşıyor. Diğer tarafta Ahri koridora geri döndü. Ve Beşiktaş bu maça geride başlıyor. Bak, Dark Passage daha avantajlı. Naru'nun aldığı eşya çok önemli. Şu anda bize nasıl bir... bu arada bir baskın var. Teokles de geliyor oraya doğru ama ölüm cezası kaçtığı için. Ve sıçraması var artık. Devamı gelmeyecek. İnfilak DNA ile başladı Naru. İnfilak DNA ile başlıyor. Aynı şekilde enerji de bu arada infilak DNA ile cevap vermiş. Yani burada ilk kanı döken tabii ki Naru'nun daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Ki o cehennem asası geldikten sonra haritada kesemeyeceği kimse kalmayacak. Bu da Dark Passage'in bayağı bir işine gelecek. Ayrı ittirmeye başladığı zaman onun karşısına kimi gönderecekleri çok önemli. Ki yani Diana'nın bu metada özellikle eşya tercihleri bu arada aşağı koridor sıçrama kullanılmış. Elvin tarafından bizim görmediğimiz sahnede o sıçrama çok değerli. Bir sonraki inanışta yani Tal'drin'in yapacağı o oyunda o tutmayı başarıyor taçı bu arada. Ama çok fazla sana evet doğru hedef değil o kapı gibi özelliği bir sayesinde. Bir de Tal'drin erken safhada alt olmayı başarmış. Daha Elvin'in ultisi gelmediği için Elvin bu noktada sıçramasını kaybetmiş. Şimdi ama ya Nuno oluşu bunları çok yani kritik hale getirmiyor. Nuno çünkü skor baskısı olan bir şampiyon değil. Harita kontrolü olan bir şey derken baskın var şimdi. Tal'drin bakalım onda yakalanıyor ve skor geliyor. Dark Passage. Crystal küllerinden doğdu. Dark Passage evet Crystal'la birlikte alt koridorda bir kez daha başarılı baskı yapıyor. Enerjinin üzerine giriyor Naru. Korkusuzca orada o takası gerçekleştirdi. Bir eşyaları aslında görebilirsek bu evet, çok önemli esasında oyunun şu dakikasında. Nuno hala çünkü bir keşif taşı yapmadı ve yani Crystal'ın kurmuş olduğu bu harita baskısını şu an kıramıyorlar. Evet şu anda ben sana şöyle söyleyeyim eşyaları yukarı koridorda Lissandra'nın üzerine şeytani külliyat var. İki tane Doran yüzüğü var. Karşısındaki Karim'de ise Merkür'ün adımları, kristal matara ve bir tane de iksir var.
Evet, yani o keşif taşı geciktikçe Rexey'nin terörü devam edecek, haritadaki bu oluşturduğu baskı. Bu da Beşiktaş'ın geri düşmesine sebep olacak. Yani bir an önce... Holifix'i tutmayı başarıyor orada. Takısa başladılar. Çok yüksek hasar var. Holifix yalnız Nardius üzerine gidiyor şu anda. Holifix arkada arttı. Üzerine tutuştular. Çok yüksek hasar. Şimdi o tarafa doğru geçti. Nardius kurtulmaya çalışıyor taştan. Şifayı kullandılar. Holifix skor gelecek mi? Sıçrama. Son bir vuruş. Nardius ulti sahada. Milyonlar da gidiyor. Altıcı seviyedir. Milyonlar da geliyor. Ama arkada Teokolis geldi. Skor oradan alıyor. Skor aldı. Nuno bu işi bitirdi ve 2-2 oldu buradaki takas sonunda. Ama yani bir anda olaylar koptu. Yukarı koridorda inanılmaz herkes uzadı. İnanılmaz uzayan o savaşta ben açıkçası yukarı koridorda evet, ikisinin de ışınlanması yok şu an itibariyle. Onlar da katılır diyordum ama öyle bir şey olmadı. Yalnız bir anda 5-5 bir savaş bile görebilirdik. Evet. Naru 2. skorunu almış oldu. Orta koridorda. Diğer tarafta ise Beşiktaş tarafında ise bir skor Nuno'da, bir skor Ahri'de. Evet. Şimdi ben Nuno'nun eşya düzeninde hani keşif taşın hangi sıraya koyacağını açıkçası merak ediyorum. Hala dönmüş değil. Diğer tarafta Ahri cehennem asasıyla başlayacak rakibi gibi. O da yani Diana'nın tabii ki oyunun ultisi geldikten sonraki dönemindeki hasarından çekiniyor olsa gerek. Çok da doğru bence. Rakibin ikili yetenek gücü kombosuna karşı bence çok etkili tekrar bir tercih. Tekrar izliyoruz biraz önceki pozisyonun. Ya burada Holy Phoenix güzel esasına kaçtı. Nardius. Ya ultisi olsa belki burada çok daha rahat bir şekilde o skor alacaktı ama Narut son anda yetişiyor. Nunu'dan sonunda keşif taşı geldi. Bak bu çok önemli. Bu dakikadan sonra Beşiktaş artık birazcık daha temkinli, birazcık daha doğru adımlar atabilir. Nunu'dan bunu ben daha önceden bekliyordum ama o bot tercihini önce yapmıştı. Şimdi o keşif taşıyla beraber işler biraz daha değişiktir. Derken Dark Passage'ın ikilisi Touch ve Crystal ejderhayı ninja bir şekilde almayı başarıyorlar. Kimselere görülmeden ejderha bunu o bölgeye şu an yavaş yavaş yaklaşıyor. Hani diyor ki şu mavi verdikten sonra şu bölgeyi de bir koruyayım ki hani ejderha alacaklarsa haberimiz olsun. Gerçi orada bir tane totemleri vardı, görüşleri vardı ama Rex'in olan geçtiğini gördüler. Aynen. Müdahale edemediler ve aşağı koridora, aşağı tarafa yapılan bu baskıya karşılık Beşiktaş'ta Dumble bu sefer koridorda kalmayı tercih etti. Evet. Yukarıda enerji bu arada koridorunu ittirecek geri püskürtmeye çalışacak Nardius. O da olabileceğine dondurmaya çalışıyor koridoru çünkü Braum'un orada olmadığını biliyorlar. Braum yokken de. Cehennem asası geldi bu arada. Dayanadan. Şimdi Dumbledore çıktı ama Olifix bu sefer kaçmayı başarıyor. Yalnız arkadan şimdi Touch geldi. Touch orada tutmaya çalışıyor. Hekarim'in ışınlanması yok. Hekarim'in ışınlanması yok. Elvin geliyor. Dumbledore çakalanıyor. Muazzam yine cezalandırıyor burada. Dark Passage takımı bileti kesiyor. Gerçekten de öyle. Oyunun başında yani kendi güçlerinin çok iyi farkında. Dark Passage ekibi özellikle Rexey'nin başlattığı bu tempo ile beraber bu arada şimdi kule altına girecekler bakalım. Crystal'ı yakalamak kolay bir iş olmayacak. Crystal yavaş orada atmayı başarıyor. Taldırın üzerine evet, doğru gidiyor şimdi gidiyorlar. Tutuşturdular. Altta gel ulti de geliyor. Skor. Crystal atmayı başardı. Taldırın kırmızı güçlendirmeyi ele geçiriyor. Bu çok önemli. Nardius üzerine burada Braum Touch ultiyi kullanıyor. Ama Nardius güvenli mesafede kalmayı aşağıda başardı. Aşağıda kuleyi alacaklar. Yukarıda kuleyle bir takas durumu söz konusu. Bu noktada yalnız Hekarim'in skor alması kule, önemliydi. İkinci kuleye gidebilirler mi acaba alt koridorda? Yok hayır oradan geri çekilmeleri lazım artık yavaş yavaş. Çünkü Hekarim'in... Ahri ile bu arada Naru şimdi bir takasa giriyor. Naru'nun çünkü cehennem asası var ve takasa başladı. Ahri'nin üzerinde bitmiş durumda ama şu an bu takastan Naru daha önde ayrıldı. Orada devam etselerdi Hekarim'in ışınlanması geldiği için kötü bir pozisyonda yakalanabilirlerdi. O yüzden Dark Passage doğruyu olanı yaptı ve geri çekildi. Evet, Thresh şimdi orta koridora doğru geliyor ama orada bir pembe totem var hemen onu kıracaklar öncelikle. Naru da evet. Bu arada arka taraftaki keskin gölgeleri kesiyor. Ve Corkin'in aslında oyunun başında minyon olarak rakibine göre daha önde olduğunu görüyoruz. Lakin bu önde olma durumunu bakalım ne kadar iyi değerlendirebilecekler. Hani bir üçlü kuvvet geldikten sonra bunu nasıl değerlendirecek Beşiktaş ekibi bunu göreceğiz birazdan. Çünkü o üçlü kuvvet hem Hekarim'den hem
Korki'den geldikten sonra bir anda işlerin rengi değişebilir derken orada Naru yakalandı. Ağrı ultisini kullandı. Nunu da geliyor. Dumble orada sıçrayıp deneyecek mi bakalım? Hatta sıçramadan deneyecek mi? Çok güzel bir şekilde sıçradı oradan Naru. Yalnız yandaşın Rex'e geliyor. Üzerine Dumble yakalar. Dumble oradan çıkmak zorunda kaldı. Nunu da çok güzel ötesi. Crystal kaçabilecek mi? O Crystal ayarda bıçıktan karşılama devamında. Kaçabiliyor. Skor. Kral kalıyor. Skor geliyor. Taldırına geliyor. Pardon Teknes'e geliyor. Şimdi orada Nunu içeride durmaya devam ediyor ama Teknes onu görüyor. Bir buz kütlesi attı orada üzerine doğru. Diğer taraftan Lushin geliyor. Horvrix geliyor. Saydıra ama yeterli olsa bir yakalıyor aradan. Enerji. Nardius. Herkes orada. Thresh düşüyor. Arkasından Taç. Destekten değişildi. İki tane skor. İki skor birden. Arka taraftan Taldırına gelmiş. Pozisyona katılmış. İnanılmaz. Beşiktaş bu pozisyonda o verdiği avantajını geri almayı başardı. Her şey yine Dumble'la beraber orada enerjinin oyunlarıyla başladı. Enerjinin orada tutan ayarda öpücüğü çok büyük fark yarattı ve orta kulede şimdi müthiş bir hasar söz konusu. Bakalım alabilecekler mi? Elvin üzerine doğru gidecek mi acaba? Hayır. Hayır. Orada öpücüğü yemek istemedi. Kuleyi alamadı yalnız burada Beşiktaş. Kuleyi alabilseydi çok daha durumu eşitlemek için ya da durumda biraz daha öne geçmek için diyeyim, eşitlemek için demeyelim ama iyi bir noktaya geleceklerdi. Beşiktaş olmadı. Şu son 2-3 dakika içerisinde yaptığı işlerle gerçekten hem altında öne geçti bir de şimdi eşyalar tamamlandıktan sonra o hissedilen fark iki katına çıkacak. Yani gerçekten şu an Beşiktaş doğru olanı yapmaya devam ediyor. Ufak tefek hatalar yaptılar evet, özellikle Nuno'nun erken safhadaki yani konumu yüzünden geriye evet düşmüşlerdi ama şu an toparladılar ve yeniden öne geçmek için hareket etmeye başladılar. Şimdi Holy Phoenix ve Touch olabildiğince hızlı bir şekilde alt koridoru ittirmeye çalışıyorlar. Nardius geriye çekilmek zorunda kaldı. O tarafta şimdi Nunu ona katılacak. Belki kule altında bir yemleme gerçekleşebilir Nardius tarafından. Çünkü artık Thresh de o noktaya doğru geliyor. Touch şimdi kule oradaki totemi yıkmak için geldi. Teknes bir totem daha koyuyor yerine. Onu da yıktılar. Teoklis sinirlendi. Nehre doğru ilerledi hızlı. Gurt kızdı mı diyorsun? Kızdı. Bu sefer kızdıysa sıkıntı. İki tane skoru var, üç tane asisti var. Şu ana kadar altı skorun beşinde pay sahibi. Ama onları geçtim. En önemli şey yapıyor. Şu an haritayı çok güzel kontrol ediyor. Yani evet, koyduğu totemler, aldığı yampri yengeçler. Yengeçler belki şu an biraz daha görüş konusunda hani eskiye nazaran geri planda ama evet, yine de onları almamaktan iyidir. At ve geldi. Evet, at geldi. Dört nala. Şöyle bir süzdü oraları baktı ve orta kule çok önemli olan kule Beşiktaş adına düşüyor. Beşiktaş kulede de üstünlüğü sağladı. Bu noktada Dark Passage yani ne yapacak çok önemli. Özellikle çıkacak bu ejderha savaşı çok kritik olabilir. Beşiktaş'ın yani bakıyorum şu an Korkun üzerinde biten üçlü kuvvet. Ekarim nerelerde? Az önce 4 nola koşturuyordu orada burada. Yukarıya geri dönmüş. O da geri dönüp üçlü kuvvetini bitirip belki de üçlü kuvvet bitirmeyip sığınak güçlendirmesini yapıp yapabilir. Bu ejderha savaşına Dark Passage gelirse mükemmel ulti atmaya çalışabilir. Mükemmel ulti gelecek bakalım. Bakın mükemmel bir atlayış. Göreceğiz birazdan 17 saniye var o ejderhanın çıkmasına. Taldırında geri dönüyor onun da. Yapacağı eşyaya bakalım. Üçlü kuvvet ediyorum mi yoksa sığınak mı? Evet şimdi evet. Parasını ağır kanı bitirdi sığınağı evet, da aldı. Sığınak geldi. Ağır kanı bitirdi yana. Sığınağını aldı ve yukarı koridora geri dönüyor o da. Şimdi Nardius. Ejderha şu an canlı. Karşılıklı Holyphoenix'le birlikte minyon ittirmeye devam ediyorlar. İki tarafta da kule yok. Pardon, kırmızı tarafta kule var ama Holyphoenix arkasında bir kule yok. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Nardius şimdi üzerine doğru gitti. Şöyle ilk hasar vermeyi başardı. Şimdi Holyphoenix onu ultisini açıyor. Işınlanma geliyor alt koridora. Hekalim de geliyor. Hekalim de geliyor. Holyphoenix eklemeye çalışıyor arkadaşlar. Bir saat dura. Nardius adamda şimdi düştü. Hekalim geldi. Bir anda işler karışıyor. Yalnız müthiş ulti. Müthiş ulti. Dark Passage. Yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. 3 skor gidiyor alt koridorda. Dark Passage'a. Beşiktaş'tan Holy çok Phoenix kötü bir savaş. Holy Phoenix ben ölmedim diyor ya. Ben de varım çok burada kötü diyor. Bir savaş. Korki'ye karşı birebir de mükemmel bir oyun yaptı ve burada takımına ihtiyacı olan skorları aldırmayı başardı. Tek Dark Passage daha önce cevap verdi. Orada esasında Beşiktaş biraz geç kaldı o koridora gitmek için. Şimdi taçı tutmayı başardı. Üzerine ayartılıp küçük geliyor ama Naru bu işe bir dur demek için üzerlerine doğru gidiyor. Taçı almak için ayarlarına gidiyor ama çok kötü pozisyonda kalıyor. Oo! Mükemmel bir orada. Naru! Ay düşüşü. Naru! Ay düşüşü. Tam zamanında geliyor ve orada skor Naru'da kalıyor. Bir de üzerine ejderha alıyorlar. Dark Passage yine işleri kontrolü eline geçirmeye başardı. Bu arada taçı yakalamaya başarıyor Dumbledore ama tutuşunu attı. Aldı. Taçı almayı başarıyor Dumbledore. Bunu bir kere daha yapmıştı.
Bunu bir kere daha yapmıştı. Sezonun ilk maçında. Birebir de skor iyidir. Destek savaşı. Destek savaşı. Çok görmediğim bir şey ama burada hile yaptı Dumble. Tutkunu kullandı ve skor almayı başardı. Ama daha önemlisi Dark Vintage. Yani aşağı koridorda doğru zamanda doğru şekilde hareket etti ama bir gerçek var. Dark Passage taşıyıcıları oynadığı zaman çok daha farklı bir takım görünümünde. Evet. Çok bak, daha iyi oynuyorlar şu anda. Holy 4-2-3, Naru 2-0-2. 6 tane skor ve 5 tane asist var bu oyuncularda. Taşıyabilecek potansiyel var mı? Var. Kesinlikle var. Johnny Nardius yukarı koridoru itmeye çalışıyor. O da üçlü kuvvetini bitirdikten sonra bir tane daha uzun kılıç almış cebine. Bakalım o uzun kılıçta hangi eşyaya gitmeyi seçecek. Erwin yukarı koridoru tutmak için geliyor ama kuleyi kurtaramıyor. Tal'Drin Yampire'ye engece alıyor. Tal'Drin de bu arada çok fazla roam etmeye başladı. Yani haritada çok fazla geziyor. Ve yukarı koridorda bu minyon farkına yansımış. Şimdi rakibin kitle kontrolü o kadar fazla ki Dark Passage'da, Beşiktaş'ta enerji orta koridorda aslında çok sık rastlamadığımız bir durum. Merkür'ün adımlarını almış durumda. Ki geçen oyundaki gibi mesela Lucian oynarken son eşyayı gidip koruyucu melek olarak çıkmıştı Nardius ama bu sefer öyle bir lüksü yok. O civa kuşakları gelmek zorunda. Evet. Hatta bunu erken safhada bile tercih edebilir. İşte bu kitle kontrolünün kafayı attı. Teraklesin üzerine gidiyor. Şimdi orada Erwin'den de ulti geliyor. Tal'Drin girecek mi araya bakalım. Şimdi giriyor. Erwin'i tutmaya çalışıyor. Erwin de orada uzun pençeli ilerledi. Bakalım Tal'Drin onu skorlamaya çalışıyor. Tutuşturma kullanmıştı ama Erwin de orada kaçmayı başarıyor. Girecek Crystal mi? Gelince Tal'Drin uzaklaşıyor pozisyonda. Yalnız Thresh desteği geliyor diğer taraftan. Hayır, istediğini alamadı Tal'Drin burada. Teraklesin çalıya kafa atınca kafayı da yiyor. Evet, kapıyı yedi ve orada düştü Nunu. 2-0-3 başlamıştı. Bir anda 2-2-3, iki tane pozisyonda skorlar verdi. Erwin 3-0-3, o da yani bir insanların rüyasını yaşıyor şu an. En optimal senaryo, erken safhada bitirmiş olduğu Ionia çizmelerinin yanına. Bir de Morello, yani %40 bekleme süresi azalma, özellikle pençeler bir noktadan sonra çok can sıkacak. Yani ultisinin yeteneklerini geçtim. Pençelerin 7 saniyede bir atılıyor oluşu Beşiktaş'ı her zaman tedirgin edecek. Pençe geldiği zaman içimize girecek mi girmeyecek mi? Evet. Bunun paniği eğer takımdaki herkes aynı kalemde olmazsa, aynı fikirde olmazsa kötü yakalanabilirsiniz. Bu arada Teokulis orada birazcık geride kaldı ama hemen oradan çıkmayı başardı. Evet, Teokulis'in biraz daha takımıyla birlikte durması gerekiyor. O da 2-2-3 oynuyor. Şu ana kadar maçta. Dakikalar 20. dakikayı geride bırakacağız neredeyse ve aradaki altın farkı 2200 altın Dark Passage'de yine. Kulelerde eşitlik var, skorlarda yine Dark Passage'in liderliği var ve yine Ejderha'da da Dark Passage 2 Ejderha ile önde şu an itibariyle. Şimdi burada bir tuzak var, bakalım bu tuzak gerçekleşecek mi? Hayır. Lucian diğer tarafa gidiyor, kayıcılara doğru gidiyor. Nardius ve Dumbledore'da oradan uzaklaşmayı tercih ettiler. Evet, Nardius ve Tal'Drin her ne kadar üçlü kuvvetler gelmiş olsa da yani istedikleri şeyi yapamadılar. Bakalım bundan sonraki savaşta ne değişecek? Bir sonraki takım savaşında neler göreceğiz? Ki yani Elvin şu an işleri çok bozuyor açıkçası. Yapmış olduğu eşya düzeni birazdan Zonya'sı da bitecek. O Zonya bittikten sonra rakibin içine girip yani Corki'yi veya Ahri'yi yakalaması durumunda Beşiktaş belki takım savaşlarından bir oyuncu bile geride başlayabilir. Şu an o kadar güçlü bir Lissandra'dan bahsediyoruz. İlk maçtaki Sion evet tank özellikleriyle ön plandaydı ama Lissandra deyince aklımıza gelen şey o patlayıcı hasarı. Lissandra'nın patlayıcı hasarı takım savaşlarında oldukça önemli olacak. Bakalım şimdi Tal'Drin yukarı ittirme. Ve bir Zonya daha var. Bir Zonya daha gelecek tabii. İki Dayana Zonya. Da bitti Zonya. Evet. Yani rakibin içine girip 2,5 saniye boyunca hedeflenemez olup oyun yapma potansiyeli çok fazla. Yani Beşiktaş'ın işi hiç kolay değil şu an. Enerji burada gidecek mi acaba Nar'ın üzerine? Orada arkadan da Nardius var. Şimdi orada ayakları küçük taça tutuyor ama arkadan da Dumbledore'un ölüm cezası birazcık geç kalınca skor çıkmadı ve taç da oradan uzaklaşmayı başardı. 1 dakika 15 saniye var Ejderha'nın çıkmasına. Tal'Drin ve Nardius yukarı koridora doğru yola çıktılar. Bir de Tal'Drin onu hızlandırıyor kendini. 4-0'a gitti yukarı koridora. Gitti. Hatta Beşiktaş orada belki bir önde yakalar mıyız Elvin'i diye baktılar ama Elvin orada geri gitmeyi tercih etti. Aşağıda Holy Phoenix bir hazine bulmuş adeta. Orada evet. Keyifle son vuruşları yapıyor. O da
Yani uzun vadede anladığım kadarıyla bir statik hançer getirecektir. Ve bir sonraki ejderha savaşına çok güçlü girebilir bu eşya sayesinde. Az önce Nardius'un yaşadığı lüksü şu an Poli yaşıyor. Poli yaşıyor, doğru söylüyorsun. Orta koridor ittirmeye çalışıyor Beşiktaş takım ama çok kolay değil şu an işleri. Tefres orada tüneli yok etti ve uzaklaşıyor rakibin orman bölgesinden. Ejderha etrafında tabii ki birazdan bir görüş savaşı başlayacak. Oranın hakimiyetini eline geçirmeye çalışacak ekip takımda. Çünkü 20 saniyeden az süre kaldı ejderhanın tekrardan haritaya dönmesine. Aynen öyle ve bu ejderha için Dark Pass'i çok daha avantajlı gözüküyor. Ordu kalkanı Crystal üzerinde rakibin yani oldukça fazla olan büyü hasarına karşı gerçekten etkili bir tercih olmuş. Hem Kork'tan hem Ahri'den gelen. Şimdi yalnız ejderha bölgesinde Beşiktaş şimdilik avantajlı gözüküyor. Taldırin'in geri dönüp acaba bir ışınlan ulti kombosu yaptığına tanıklık eder miyiz? Şu an için hala yukarıdaki minyon dalgasını biçmeye devam ediyor ama... Lissandra yetişti alt evet, oraya yalnız. Burada bir şeyler kopacak gibi. Enerji dürtmeye devam ediyor mavi güçlendirmesiyle beraber. Lissandra bak orada kendini saklıyor hala çalının içerisinde. Ama Darkness için bir an önce burada bir şeyler yapması lazım çünkü Taldırin hala yukarı koridorda avantaj sağlamaya devam ediyor. Ejderha bölgesinin kontrolünü bıraktı Beşiktaş. Çok savaşmak istemediler. Savaşmak istemediler ama şu anda başlayacak. Ekarim geriye doğru dönüyor. Daha yeni başladı geri dönmeye. Ha şimdi geliyorlar mı acaba? Acaba yok yetişemediler. Ekarim geç kaldı. Ekarim çok geç kaldı. Çok geç. Yani sadece Ekarim değil bence burada Beşiktaş da pozisyon hatası yaptı. Belki yani de yapmak istemediler takımın, rakip takımın gücünü düşünerek. Yalnız orada Dumble orada yakalandı. Theokolis yalnız şimdi Taldin'e ulti görecek miyiz acaba? Holy'e orada isabet yok, etmedi. Yok, çıkmayı başardı. Taşın üzerinde hasar görüyorum ama önemli değil. Önemli olan orada Holy'i kaçırmaktı. Beşiktaş dikkatli olmak zorunda. Ultiler hala kullanılmamış durumda birçok şampiyonda. Taş önüne çıktı. Güzel ulti. Ulti Taldin'den. Bakalım Brad düşecek olarak. Nardius arkadan da çok az süre kaldı. Nardius düştü. Ya Lissandra düşüyor. Holy Phoenix'i kovalayan bir Taldin var. Son bir vuruş yapabilecek mi? Hayır. Holy Phoenix'ten bu hasar bir oyun. Crystal orada iki kişiyi tanklamaya devam ediyor. Teknes için çok az sıçradı. Çıkacak oradan mı? Phoenix son bir vuruş hayır olmadı. Çıkamadı oradan. Bir an için o amansız takibi var mı yok mu diye biz de baktık. Gözlerimiz o amansız takibi aradı ama ejderhayı aldılar. Üzerine skorları aldılar. Dark Passage bu maçta bir dönem geri düşmüştü ama aşağı koridorda yaptıkları o savaş işleri çok değiştirdi. Tekrar izliyoruz. Yani burada ilk önce pozisyon hatasıyla başladı. Ardından Dumbledore'u kaybetmeleri savaş başlamadan çok kötü oldu ve Nardius çok çabuk. Bak burada pozisyonu koruyamayınca çok çabuk düştü. Evet aynen. Poli ise Taldir'inle beraber bir düelloya tutuştu ve bu düellodan galip gelmeyi başardı. Şimdi şöyle bir şey var. İlk maçta mesela maç uzadıkça Dark Pass'ın gideceğini söylemiştik. Bu maçta oyunun bu döneminde eğer Beşiktaş istediği oyunları yapamazsa hem Rek'Sai'den kaynaklanan bir ayrı ittirme potansiyeli, Diana'dan kaynaklanan bir ayrı ittirme potansiyeli, ayrıyetten nişancılar arasındaki fark. Yani Dark Pass'ı çok daha avantajlı gözüküyor oyun ilerledikçe çünkü çok fazla opsiyonları, çok fazla seçenekleri var. Yani Naro ayrı ittirebilir, bu noktada Crystal ayrı bir koridorda tünellere gelebilir, rakibi arkadan çevirebilir, yandan çevirebilir. Bu yüzden Beşiktaş'ın hem görüşünü optimal bir şekilde tutması lazım, ayrıyetten bu ayrı ittiren şampiyonların karşısına bir rakip çıkarması lazım ki yani 3-0 4'lük bir devenin karşısına rakip çıkarmak hiç kolay bir iş değil. Zaten Rek'Sai'nin karşısına birisi geldiği zaman Rek'Sai direkt arazi olup diğer tarafta savaşı başlatmak isteyecektir. O yüzden önümüzdeki dakikalarda bu kararlar çok şeyi değiştirebilir. Evet, 25. dakikayı geride bıraktık, hatta 26. dakikayı geride bırakacağız. Birazdan dakikalar ilerledikçe Dark Passage'ın oyundaki üstünlüğü artarak ilerliyor. 3 tane ejderha aldılar şu ana kadar. Kulelerde eşit durum ama skor muazzam derece açılmış durumda. Aradaki altın farkı da 3000 civarında seyrediyor an itibariyle. Dark Passage'ın bir sonraki hamlesi çok önemli. Şimdi 2 kişiyi alt koridora gönderdi. 3 kişi alt koridora gönderiyorlar. Orayı ittirecekler. Beşiktaş bence bu maçta bir türlü doğru pozisyon alamadı. Doğru savaşı ve doğru yapamadılar, doğru pozisyon alamadılar. Bir ara öndelerdi. Bir orada ara öndelerdi. Aşağı koridorda yaptıkları savaş çok şeyi değiştirdi. Evet. Orada çünkü hem görev verdiler hem gereksiz skorlar, 3 skor tane skor verdiler. Orada çok şey değişti. Şimdi bir tane daha skor peşindeler. Bakalım orada gidecek mi? Hayır, ayartan öpücük tutmadı. Tutsaydı belki Taldir'in orada ulti yollayacaktı. Dumbledore orada. Hiçbir yeteneği tutturamayan Beşiktaş oradan çekilmek zorunda kaldı. Kuleye alan Dark Pass'ı yine kârda. Enerji bir de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Ahri ile istediğini yakalayabilmiş değil. Yani Naru karşısında Ahri ile yeterince
Oyunun başındaki baskıyı sağlayamadı. Oyunun başındaki hata işte. Yani sıçraması olmayan bir Rek'Sai'ye skor vermek oyunun bütün kaderini değiştirdi. Orada Töne'ye verdi aslında. Şey, evet. İşin daha kötüsü. Evet, evet. Ya o baskının doğru... Aynen, aynen. Doğru bir şekilde oynayamayınca. Oldu. Belki evet. İlk aşamada senin de söylemiş olduğun gibi orada ilk hamleyi sıçramayla yapsa kaçabilecekti. Hatta kulenin altında bir oyun yapma, hayatımda buçukta bir oyun yapma şansı bile olabilirdi. Ama yani rakibin ormancısının erken safhadaki etkinliğini düşünmeden her ne kadar sıçramasını almış olsanız bile hareket ederseniz sizin ormanınız Nuno ise daha çok hani kontrol ormancısı ise buna göre hareket edeceksiniz. Şimdi burada bir tuzak var. Tuzak farkında yalnız Beşiktaş takımı. Ama orada gelen göz... Tuzağa karşılıklı nasıl cevap verecekler? Hayır. Bir şey yapmadılar. Oraya atan sanırım Holly'ydi. Holly'nin oraya o görüşü vermesi. Evet o görüşü vermesi Beşiktaş'ı haberdar etti olaylardan. Orada tuzaktalar abi dediler. Ve çekildiler hemen. Şimdi yalnız orta güzel bir rotasyon. Bu güzel hamle. Bu güzel rotasyon. Güzel rotasyon yaptı. Beşiktaş takımı orta koridorda bir kule daha alıyorlar. Böylece kule döne geçmiş oldular. Altında ve ecrada geri olmuş olsalar da eşitlik. Pardon kulede eşitliği tekrar, tekrar sağlamış oldu. Ortadaki hatta ikinci kuleyi almaları belki de onlar için büyük bir avantaj oldu diyebiliriz. Az önceki maçta da çünkü o ortadaki kuleye daha fazla önem vermişlerdi. Her ne kadar Dark Passage ekibi Baron'a en uzak iki tane kuleyi almış olsa bile stratejik bakımdan orta kuleler oyunun bu bölümlerinde daha fazla önem taşıyor. O yüzden Dark Passage bu kuleyi vererek burada rotasyonu yanlış yaparak belki de gereksiz bir şekilde rakibini haritada birazcık daha avantajlı noktaya getirdi. Tam Doge ve Nardius orta koridoru tutmaya çalışıyor. Geriye dönecekler. Naru bu arada baktığınızda 246 milyon kesmiş şu ana kadar. 3-0-4 oynuyor. Ve yani her fırsatta boş bulduğu koridoru gidip ittirmeye devam ediyor. Taldırın yukarı koridoru 217 milyonda üçlü kuvvet bitirdikten sonra tank eşyalarını yapmaya başladı. Elvin çok tehlikeli ya şu Elvin 4-1-5 oynuyor yani. Hiçlik deneyle bitmiş şu an itibariyle yani. Hakikaten o içeriye girip Korki veya Ahri'yi ki Ahri'ye belki de en ters şampiyonlardan bir tabii tanesi yani onu... Çünkü mobil özelliğini elinden alıyor direkt. Aynen. Direkt yeniden vurmaması. Sadece illa ultiyi de atması gerekmiyor. Ve Ahri'de şu an herhangi bir Zonya hazırlığı olmadığı için ondan kaçabilmek adına herhangi bir fırsat yok. Sadece belki görkemli zafer sayesinde kanı kaynaması sayesinde hızlı olabilir. Bu arada oraya ışınlanmalar geliyor. Gibi yakalayacaklar. Taldır arkadan dolaşmaya çalışıyor. Orada Felix'e kalıyor. Çok güzel. Muazzam bir savaş. Çok güzel bu ülke. Korki. Ne gire Korki. Nerede skorla abi devam ediyor. Şimdi bakalım orada Rek'Sai düştü. İşte bir de sıçrayamadı. Sıçrayamadı. Katliam. 3'te 3 yapan Katliam. Son bir vuruş. Destek savaşı. Hayır. Diğer taraftan at geliyor. 4 nala. Attıları çağırın. Ve bakalım Taç kaçmaya çalışıyor. Minyon kurtar beni dedi ve Minyon kurtardı onu ve Taç özgürlüğe doğru koşuyor. Bence ama diğer tarafta saygıdan bıraktı. Bıyığına bence. Saygıdan. Tabii ne? Canım bu kadar kaçtıysa bırakayım bari dedi ama bak Taç öyle aynı fikirde değil. Taç bir de kızdı orada. Yalnız yine Dumbledore'dan yani inanılmaz. Adrese teslim. Adrese teslim. Maçı yani bitiren belki hareketlerden bir tanesi bu olabilir. İlerleyen dakikalarda ne gidişi bilmiyorum ama Baron'u alacak şu an Beşiktaş. Yani iki takımdan da enteresan hamleler. Yine ya bir de Nardius çok güzel pozisyonlanmış. Yani Nardius duvarın üstünden tam nişancı yani. Abi ben pozisyonumu aldım yukarıdan saydırıyorum. Başka hiçbir şey yok. Bu arada alamamışlar. Biz... Alamamışlar ne oldu orada? Thresh düşmüş hatta. Thresh düşmüş. Korki canını zor kurtarmış. Tabii Crystal ulti. Gitti. Evet ulti ile gitti. Evet. Ulti ve Baron. Teşekkürler Baron bize bir skor kazandırdığınız için. Hatta Değil skoru... Abi. Skoru kim almış orada? Baron mu almış? Çünkü Rex'in üzerinde herhangi bir skor yok. Belki de ekranı izleyiniz bilemiyorum ama Dark Passage yine bir şekilde evet buradan avantaj çıkarmayı başardı. Belki de Hecarim'in orada ilk anda Baron'a dönmüş olması bir şeyleri değiştirdi ama birazcık fazla Braum'un peşinde koşunca Baron bölgesinde yeterli hasar çıkaramadılar. Baron'u alamadıkları gibi üzerine Thresh'i kaybettiler ve dördüncü ejderha Dark Passage'e gitti. Biz bu maçı mı anlatıyorduk az önce o savaşta? Bilmiyorum ama Dark Passage yine bir şekilde avantaj çıkmayı başarıyor. Arada 1600-1500 altınlık fark var yine. Beşiktaş şimdi tekrar Baron'un etrafına toplanmaya başladı. Baron'a başladılar da belki de Dark Passage'i oraya çağırıyorlar. Dumbledore önden gidiyor birini yakalarım diye ama ölüm cezası kimseye tutmuyor. Şimdi bir burada bir yani Lucian'ın şu an Lucian'ın hem küresi üzerine bir de Rek'Sai'niz varken yani tuzakları neredeyse
nasıl diyeyim, bağışıklısınız. Evet. Bu noktada Rex'i çok önemli. Kurulan tuzaklara karşı eğer olduğunuz yerde duruyorsanız tamam, belki tuzağınız işe yarayabilir ama en ufak bir adımda abi buradalar. Burada bir enerji yakalamaya çalıştı taçı pozisyon dışındayken ama başarılı olamadı. Yani Lucian yokken esasında şu anda Beşiktaş yani savaş yapmak için çok güzel bir pozisyona sahip ama bunu kullanmadılar. Tamamen şu an sadece o Baron'un görüş avantajını ellerine tutmaya çalışıyorlar. Şimdi yukarıya doğru gidiyor Taldrin, o yukarı koridoru ittirecek. Ve tekrar takım arkadaşlarına geri dönecek yanına. Belki de tabii Sirdar büyülerin gelmesini de bekliyor iki takım. Bu bir sonraki savaşı yapmadan önce şimdi orada Rek'Sai'da ulti geldi, takım arkadaşlara yaklaştı. Evet, Baron. Baron'u almak veya almamak tüm mesele bu. Burada bir ayar tutabilecek. İşte bak yani Beşiktaş'ın yapmış olduğu oyunun başındaki tercihler aslında burada etkili olabilir. O ölüm cezası veya ayartın öpücük eğer bir hedefi tutturmayı başarırlarsa çok şey değiştirebilirler. Ama Zonyalar burada devreye giriyor. Ya burada esas hedef aslında Lucian. Lucian tutmak az önceki savaşta olduğu evet. gibi mümkün olursa çok büyük bir avantaj sağlayabilirler. Ki yani bir burada Mikael'in herhangi bir kazanı da olmadığı için Lucian'ı kim elinden alır, kim kurtarır bilmiyorum ama olay aradan çıkarmak. Bir de Nardeus'u yine benzer bir pozisyonda bırakmaları lazım. Yani takım savaşının dışında ama takım savaşına hasar katkısı sağlayabiliyor halde olması lazım. Yakalandığı takdirde kalabalık kitle kontrolleriyle birlikte çok zor dakikalar. Burada Taldrin şimdi orada savaşı başlatmak için ilerliyor. Hayır, vazgeçti. En dış kulvardan geldi ama orada birinci olamadı. Bir de belki de Lucian'ın bu noktada civa kuşağını almasını da bekliyor olabilir. Ciddi bir şekilde inanmak için Dark Face'i. Çünkü yani Lucian'ın yakalanması demek çok şeyden vazgeçmeler anlamına gelebilir. 34. dakikada. Oo, taç çok kötü pozisyonda kaldı. Şimdi arkadan da Taldrin ultisini de kullanıyor. Taçı aradan çıkarmak demek. Ama yani. Baron'u almak anlamına geliyor olabilir. Gelecek mi? Şimdi bakalım. Lissandra alt koridora ayrık ittiriyor. Oradaki oraya mı karşılayacaklar? O Baron Pit'i tuzak. Kaldılar. İki tane Zonya varken orası çok tehlikeli olabilir. Kararsız kaldılar. Şimdi Rex'e orada arkadan yaklaşıyor. Ve orada ayartları bücük de tutmadı. Şimdi Dayan'a oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Bir kule gitti. İki kule, iki koridordan bir ağrı getiriyor. İnhibitör kulelerine varmış. Crystal, tek işim var. Baron'u çalmak. Acaba çalabilecek mi? Crystal çalabilecek mi acaba? Baron'un hala 3000 canı var. Çok fazla burada. Bak orada baraj kurdular. Beşiktaş. Baraj kurdular. Nuri giriyor. Çok az bir canı kaldı. Nuri giriyor. Yukarıya çıktılar, bıraktılar şu anda. 600 canı var. Nuri da kaldı. Ve Nuri oradan kaçmaya çalışıyor ama Taldrin peşinde. Diğer çok tarafta aldılar Rek'Sai'yi. Nuri'yi aldılar. Diğer tarafta inhibitör düştü. Holly inhibitörü aldı. Elbette beraber çıkmaları lazım. Çok hızlı bir şekilde evet oradan Işınlanması çıktılar. Işınlanması olan bir Taldrin var. Acaba Nuri'nin üzerine gidebilecek bir noktası var mı? Teokolis yaldır geliyor. Yaldır geliyor. Orada Thresh'i de peşine takmış. Dikkatli olması lazım yalnız. Dikkatli olması lazım evet. Mavi güçlendirmeyi çaldı orada. Çarpını kullanacak, mesafeye giremedi. Yalnız orada. Demekte at geliyor. Bir dakika at hızlı geliyor. Gelecek. Çok at hızlı gelecek. Geliyor. Şimdi yakalayabilecek mi? Orada bir manevra yaptı. Holy Phoenix sıçrıyor sağda. Bakın. İnanılmaz. Neredeyse kaldı. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyun. Mükemmel bir oyun. Bir an için. Sağından attı, solundan geçti derken enerji o işler öyle kolay değil arkadaş, bize böyle şov yapamazsın dedi ve ayartan öpücükle Lucian'ı orada öpmeyi başardılar. Devamında bakalım inhibitor alabilecekler mi şimdi? Taldrin'le beraber Dumble önden bu saldırıyı çekiyor. Baron güçlendirmesiyle. Evet şimdi vurmaya başladılar kuleye. Nuri oraya doğru geldi ama hemen orada Demir Soylu'nun broşunu kullanmayı başarıyorlar. Kuleye doğru çok büyük baskı var. Nuri engellemeye çalışıyor ama bakın Taldrin yeterince tanklaşmış durumda. Artık o hasarı kaldırabiliyor. Teokles öne doğru geçti. Kule düşüyor. Arda İbitör'ü bulmaya Chris'le kadar ama devamını getiremediler. Ve İbitör'ü alıp çıkıyorlar şimdi. Beşiktaş'tan çok güzel bir hamle ve oyunun kontrolünü tekrardan ele geçiriyor Beşiktaş. Yani bir Beşiktaş'a gidiyor, bir Dark Passage'e gidiyor. İnanılmaz bir oyun hakikaten. Ne olacağını kestirmek mümkün değil. Benim için avantajı alan Beşiktaş bu oyunu götürür diyorsunuz. Hayır. Ata Dark Passage biz de varız diyor ama burada çok güzel bak. Sağından atıp solundan geçti orada. Biraz için Taldrin duvara çarptı ama yok. Enerji diyor ki öyle kolay değil o işler. Ve skoru almayı başardılar. Yalnız kaçsa efsane bir kaçış olacaktı tabii, tabii, bu arada. Tabii. Akıllara kazınan bir hamle olabilirdi. Nuri bu ara şimdi Taldrin orada yakalandı mı derken çıkmayı başardı. Taldrin Dumbledore ikilisi Ejderha etrafındaki görüş avantajını sağlamaya çalışıyor.
Teokles de orada enerjide geldi. Bu sefer ejderhayı almak istiyor Beşiktaş takımı. Oyun başından beri şu ana kadar ejderha alamadılar. Orta koridora Dayana ve yanlış görmüyorsam Lissandra'yı gönderdiler şu anda, evet. Yani 5. ejderha o kadar kritik ki Baron ile beraber birleştirildiğinde büyük sıkıntı yaratabilir. Bak, ejderhayı bıraktılar. Zaten 4 tane ejderhaları var. Yukarıdan kule alacaklar. Oyunu kaybedebilirler bu noktada eğer Beşiktaş orta koridordan giderse. Beşiktaş da ortaya toplandı. Yukarıya doğru savunmaya geliyorlar. Yani o bölgeyi kontrol etmesi lazım görüşle. Bir şekilde Dark Passage'ın, çünkü orada gidip tek başına yapabilecek şampiyonlar da var. Tal'dır'ın ışınlanması bilmiyorum ne kadar süresi kaldı. Şu an tam olarak göremiyorum ama o geldikten sonra yani yanlış bir oyun oynuyor şu an Dark Passage. O bölgeye geri gelmeleri lazım. O ejderhayı bedavaya veremezler. Burada savaşmaları lazım. Come on diyorum ve savaş istiyorum. İdeata da kaç yakalandı. Taç yakalanıyor. Bu işleri de işlemiş. Şimdi Orifix orada uçsa işte. Bu ultiyle Tal'dır araya doğru giriyor. Bu olsa bir takım savaşı. Taç arkadan. Tal'dır düştü. Tal'dır düştü. Bakalım taş düşecek ve herkes içeri çok az. Elvitar'a giriyor. Nardus hala hayatta. Sıçradı. Kaçtı. Crystal almaya başlayabilecek mi arkadaşlar? Crystal alıyor. Dumbledore hala hayatta. 3-2. 3-2 değişim. Ejderha var, ejderha daha bitmedi, bir dakika. Bir dakika, Beşiktaş isteyecek mi? Hayır, hayır, hayır diyorlar. Bir durulalım, bir kendimize gelelim. Holy var çünkü. Yalnız enerji orada, bir tane yeteneği tutturması oyunu canı sıkabilir. Aynı şey Holy için de geçerli. Bakalım. Nardius riske atmadı, geriye döndü ama Holy Phoenix şimdi orada almaya çalışacak. Canını doldurdu orada totemi vura vura. Şimdi bir de hatta üzerine kalkanını da büyütmeye başladı. İki kişi alabilecekler mi acaba? Enerji. Evet, enerji daha önce yaptığı kahramanlığı yapabilecek mi? Holy Phoenix ilk ejderhasını alabilecek mi? Şimdi izahleri doluyor, çok yüksek hasar kritikler, var. Kritikler. Dumbledore kaçabilecek mi? Bakalım üzerinde kalkan da var. Taç üzerine gidiyor ama hayır. Rexay'ı ejderhaya döndüler. Rexay'ı doğduğu gibi ejderhaya ultiyle gelebilecek mi? Orada tünel arıyorum. Tünel yok şu an. Yanında var yukarıda bir tane var, tünel. Yukarıda var. Tünel var. Rexay'ı beklemeleri gerekebilir. Tekrar geliyor Dumbledore. Orki geliyor. Şimdi Orki geliyor. Rexay gelecek şimdi. Rexay gelmek üzere. Şimdi sıçradı orada. Kaçmaya çalışacak. Gorki! 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 İki tane skor. Yalnız yapıyor. Şimdi oraya abi. Ejderha. At geldi. At geliyor. At geliyor. At geliyor. Endiş kullardan bakalım bu zaman yakalayabilecek mi? Tutuştun. Ulti. Skor. Geliyor bu. Diakonis de yetişti. Diakonis de yetişti. Crystal kaçmaya çalışıyor. Ve kaçmayı başaracak belki ama. Beşiktaş. Kaçması. Yine bir şekilde. Oh hayır. Engelledi. 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 Geçmesine engelliyor. Crystal kaçmaya çalışıyor ama bir tünel daha var orada. Taldirin. Yok öyle bir kaçma. Yok öyle bir kaçma. Beşinci ejderha gelecek. Beşiktaş galibiyete koşuyor. İlk ejderhasını alacak Beşiktaş böylece. Ah pardon. İlk ejderhası gelecek. Gitti, ben de gittim. Bitti. Naru geldi yalnız. Bir dakika. Bir dakika Naru geldi. Yapabilecek mi? Hayır öyle bir çılgınlık yok. Abi savaş başlıyor, günler sürüyor resmen ya. 3 gün süren savaş yapmışlar. Taç burada yakalanıyor. Ardından Holy Phoenix esasında ultiye çok güzel cevap verdi ama işte şu noktada Tal'dir'in belki hızlı düştü ama siz tankı kesmek için bu kadar fazla elinizdeki şeyleri harcarsanız arkasında kalan, bakın Nardius enerji hala hayatta. Nardius burada son anda hayata tutunuyor. Nasıl tutunuyor? Zıplıyor oradan, sıçrıyor ve ardından da Valkyries'ini kullanarak uzaklaşıyor. Yani, ne savaş yaptı arkadaş? Ya enerji ve Nardius burada muazzam pozisyon aldılar ya. Devamı daha güzeldi. Yani orada Thresh'in son anda bir ölüm cezasını tutturması, Corki'nin yetişmesi, Corki'nin iki tane skorundan kesinlikle sonra Lissandra'nın gelişi, Corki alışı, Corki'den sonra Hecarim'in 4 tane gelişi. Aman Allah'ım ne oluyor? 4 dakikadan beri savaşıyoruz belki ama bir şekilde Beşiktaş orada ejderhayı teslim etmedi. İlk ejderha, yani 40. dakikada gelen ejderha zaten şişmiş olan o evet, istatistikleri daha da şişiriyor o derken tanrı... At hayır. Bir durdu orada. Çünkü takım daha dünyanın öbür tarafında. Oh. Peki. Yani nefes alacak zaman yok neredeyse bu maçta. Bu arada mavi tarafta yani Dark Passage tarafında Evitör tekrardan doğmuş oldu ve bu da şu demek oluyor. Orta koridordan artık Süper Minyon gelmiyor Dark Passage'in üzerine doğru. Şimdi yavaş yavaş Baron zamanı gidiyor. Yani bir önceki Baron'dan sanki çok uzun bir zaman geçti ama işte öyle savaşlar oluyor derken. Taç da şimdi orada savaşı başlatmaya çalışıyor. Arkadan ulti geliyor. Kimden? Holy Phoenix'ten yeterli Holy'de olmuyor. Holy şu an yalnız artık Civa yatağı olduğu için. Var ve geri dönüyor. Civa kuşağı olduğu için daha doğrusu savaşlarda birazcık daha rahat olacak. İki Zonya. Civa kuşağı orta derken orta koridoru savaş tehlikeli yapmaya çalışabilirler. Işınlanmayla bekliyor bak. Tal'dir'in bekliyor.
Aşağıda Beşiktaş'ın minyon dalgaları yalnız yavaş yavaş ittirmeye başladı. Derken o orada enerji. Noru yakalandı mı? Kim yakalandı orada birazdan belli olacak. Kristal'a girdi. Tablo için canı çok az. Şimdi Nardius hasar vermeye çalışıyor. Neredesin? At nerede? At gelemedi oraya. Taldırın canı çok az. Kristal şimdi içine giren bir... Orada bakıyoruz. Elvin var. Elvin düştü. Tekmez kaçmaya çalışıyor. Nardius! Nardius kaçacak mı? Nardius kaçacak takip. Mı? Bir amansız takip. Oyun bitebilir. Holyfinix ama duvardan geçiyor. Ya geçebilir oradan. Geçebilir mi? Hayır. Hayır. Risk atmak istemiyor çünkü Baron var şu an masada. Baron çok önemli. Mı? Hayır bir dakika. Başlamayabilirler belki. Bilmiyorum şu an. Gidiyorlar. Ya herhalde Holyfinix tanklar şu anda Holyfinix. Yok çok riskli. Yani 2-0'a gelmesi anlamına gelebilir. Bu bir yani fırlatma olabilir. Bunun farkı Dark Passage. Yukarı koridordaki minyonlara dikkat çekmek istiyorum. Ve kule düştü o minyonlarla. Aşağıdaki. Alt koridordan aynı şekilde yine o minyonlarla birlikte kule düşebilir. Zaten oraya şimdi işaretlemeler geliyor. Enerji orta koridoru ittiriyor. Baskıyı devam ettirmeye çalışıyor Beşiktaş. Kötü bir savaş geçirmiş olsa da. Aynen öyle. Bir dakika. Nardius. Baron'da Nardius. Nardius baron'da. Başladılar. Teknesle birlikte. Baron. Şimdi bir kule düştü, alt koridorda kule düştü ve Baron'u almayı başarıyor Beşiktaş. Ve canlı yine. Çekimde izlediler şu an. Holyfinix dedi ki abi Baron'u aldılar. Baron'u aldılar. Ne oluyor? Neden orayı kontrol edemedik? Sorular. Aklımda deri sorular. Yani maçın kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Güzel bir savaşla orada skorlar almayı başarsa da devamını getiremedi. Şimdi Tal'Darin takıma liderlik ediyor. Ama öncelikle o tüneli yıkacaklar üzerine durarak. Bıraktılar, yıkmadılar. Evet şimdi sonra yıkıldı. Ve düşecek. İyi bir tür almaya çalışacaklar. Şimdi şöyle bir avantaj yani bak, var. Yani Naru'nun olduğu yer çok tehlikeli. Arkadan kapatmak istiyor. Orada görüşü var şu an için ama. Nardius arkada. Dikkatli olması lazım. Diğer tarafta taçı tutmayı başarıyor. Double Watch bir de dışarıya çekti. Tutuştur. Gel bakalım. Tutuştur. Gel, yetecek mi? Tutuştur. Yetmedi. Şimdi çok kritik. Taş oraya gelecek. Yeniden sığınak botları var çünkü. Diğer tarafta kule düşmek üzere. Yalnız buradan uzaklaşmak zorunda olabilir. Orada bir ölüm cezası isabet etmiyor. Naru korumaya çalışıyor. Kule içeri girecek mi? Hayır, kule girmedi. Altta kim var orada? Bakıyoruz Krista. Krista eriyor adeta. Krista son bir vuruş. Uzaklardan roket geldi. Daldırın. Herkesi dağıtıyor. Yalnız. Bakıyoruz. Öbür tarafta Rex'e düştü. Ari, Hecarim, Brav. Bakıyorum Nardius hala pozisyonu korumaya çalışıyor. Yalnız Holy. Naru. Durdurdular. Gidecek mi? Hayır. Durdurmayı başarıyor. Kuleyi kaybetseler de 3 skor olarak orada bu akını kule durdurmayı düşmedi, başardı. Kule düştü. Şey inhibitör. İnhibitör düşmedi. Evet. O hayatta hala. Evet inhibitör. Sağ Salim orada duruyor ama ne oyun oluyor. Arkadaşlar inanılmaz bir maç. Ne tarafa gideceği hala tam olarak belli değil. Dark Passage direnmeye devam ediyor. Diğer tarafta Beşiktaş ise bastırıyor. Bakalım ne tarafa gidecek. Birazdan heyecan bitmedi. Bir dakika sonra. Yani şunu söylemek lazım. Arada 3000 altın fark var ama artık bu dakikadan sonra hiç önemli değil. Çünkü iki takım da artık 70.000 altın sınırını geçmiş durumda. Ve eşyalara bakacak olursak en azından 3-4 tane eşya bitirmiş durumda. Tam eşya bitirmiş durumda. Her iki takımdaki oyuncular da yani artık altın farkı çok büyük bir şey ifade etmiyor. Ejderha farkı önemli. 4'e 1 ejderhalar. Bu çok önemli. Ve şimdi Rex'e ultisi yukarıya doğru gitti. 40 saniye kaldı ejderhanın çıkmasına. Nardius diyor ki hani diyorlar ya oyunun sonunda korku düşer. Hadi oradan diye ama tabii bunun bir sebebi var. Takım arkadaşlarının kendini sağladığı o kontrol sayesinde otomatik sallar, roketler gelmeye devam ediyor. Bu bir takım işi. Ya yani Korkin'in hala oyunda olması sebebi bu takımın yaptığı şeyler. Ya Nardius'a bakıyorum şu anda 11 skor. 4 kere ölmüş, 10 asisti var ve eşyalara bakacak olursan ebedi kılıç. Bitti şu an. Ebedi kılıç, üzerine üçlü kuvvet, üzerine civa yatağın, üzerine mahvolmuş kılıcı, üzerine son fısıltı. Yani tüm eşyaları bitmiş durumda. Bu da Nardius'u çok daha önemli hale getiriyor. Bu şekilde pozisyon almaya devam ederse takım savaşlarında ölümcül bir katkı sağlamaya devam edecek. Şimdi doğru pozisyon arıyor Beşiktaş takımı o ejderha savaşı için. 5. ejderhayı vermek istemiyorlar. Dark Passage ekibine yalnız kötü bir noktaya girdiler. Araya girdiler. Elvin geldi. Teoknes arkadan da bakıyorum. Double Dodge önünde taklamaya çalışıyor. Enerji şimdi araya giriyor. İlk düşen Lissandr oldu. Arda Taç oradan kurtulamıyor. Taç düştü. Naru aradan ejderhayı almayı başarabiliyor mu? Hayır. Tandil arka tarafa geçti. Kristen Beşiktaş. Kaçıyor. Beşiktaş hissettirmeden yaptı ne yaptıysa şu anda Dark Passage'da üzerine gitmeye devam ediyor ama Holyfinix geldi. Şimdi arka taraftan Tepnes'te gelen Crystal alıyorlar. Crystal'a düşüyor. Ve maçın sonuna doğru gidiyoruz. Holyfinix burada 5 kişiye karşı inanılmaz bir savunma yapar mı bana sorarsınız. Hayır Beşiktaş seride 2-0 öne geçmeyi başaracak. Büyük bir avantaj. Dark Passage ilk defa bir finalde 2-0 geriye düşüyor.
ve Nexus'a vurmaya başladılar. Nexus düşüyor. 2-0. Beşiktaş seni de öne geçmeyi başardı. Ve işte sevinçleri görüyorsunuz. Kış mevsimi finali. Sadece kış mevsimi şampiyon olmak değil. Amaçları Wildcard'a gitmekti. Bunu da Arnavutistan duymuştuk röportajında. Ve şimdi Dark Passage'a görüyoruz. Diğer bir yandan düşünceli özellikle Holy Phoenix. Ya elinden geleni yaptı bu arada. Holy Phoenix'in skoru 5-8-9. Çok iyi oynadı. Yine orta koridordan bakıyorum. 8-5-9. Naru'ya. Hani 8-5-9. Naru 5-4-9. Yukarıda Erwin 7-6-10. Yani Dark Passage kötü oynamadı kesinlikle. Zaten işin ilginç tarafı da bu. Her iki takımda çok iyi oynadılar. Ama en sonunda kazanan burada Beşiktaş oldu. İlk maçta Beşiktaş mükemmele yakın oynadı ve hata yapmadı. Evet. O yüzden maç işte 35-40 civarlarında bir teslim olma bitti. Evet. Ama burada öyle bir maç vardı ki iki takım da hatalar yaptı. Bu yüzden bir sağa gitti, bir sola gitti. Ama nihayetinde o 5. ejderhayı vermeyerek işte o ejderha alınmadı ve olay orada koptu. Ve yani hakikaten çok fazla kırılma noktası vardı ama Beşiktaş'ın yapmış olduğu bu kompozisyon yine bir şekilde öne çıkmayı başardı. Bir de yani ben bilmiyorum ama Diana'yı daha önceki oynadığından daha farklı oynadınları ve geçen sene FAP Dark Passage'e şunu katıyordu. Yapmış olduğu tercihleriyle ayrı ittirme baskısı yaratıyordu. Rakip takım onun peşinde koştururken aslında Dark Passage bundan yararlanarak görevler yapıyordu. Skorlar topluyordu. Savaş kazanıyordu. Bunu Erwin şu an açıkçası FAP kadar yapamıyor. Erwin çok iyi bir takım savaşçısı. Evet. Tank oynayabiliyor. Bazen işte Irelia gibi yine bugün gördüğümüz bu Lissandra gibi tercihleriyle yine skor almaya yönelik taşıyıcı rolü de üstlenebiliyor. Ama hala bir ayrı ittirmede bence FAB değil. Evet, doğru söylüyorsun. Bence de Erwin zorlanıyor yukarı koridorda. Açıkçası o Taldin'in arasındaki farkı kapatmak için. Şimdi bakıyorum bir röportajımız olması lazım. Charmy'nin yanında bir konu var. Bakalım kimle konuşacak. Charmy'deyiz. Merhaba arkadaşlar, yanımda sizin de bildiğiniz gibi Ferit Riskatır Karakaya var. Hoş geldin öncelikle, burada olduğun için teşekkürler. Maçı nasıl değerlendirmek istersin? Çok ilginç bir maç izledik. Gerçekten Beşiktaş ciddi bir dönüş yaptı. Bu maç hakkında ya mükemmel bir maçtı bence. Tam bir finale yakışır bir maçtı. Beşiktaş'ı önde götürüyordu. Daha çok Thresh'in katkılarıyla demek istiyorum. Çünkü Thresh, Dumbledore gerçekten iki maçta da mükemmel bir performans oynadı. Yani ligde bu performansı göremiyorduk. Patlaması demek ki final maçlarındaymış. Mükemmel oynadı ve bunda da early game'de ve mid game'de önde götürmeyi başardı. Fakat Dark Passage'ın bot lane'de yaptığı bir fight çok iyiydi. O güzel fight'tan sonra çok da güzel bir comeback yapmayı başardılar ve oyunu dengede tuttular. Ama daha sonra Beşiktaş'ın pickleri biraz daha late game'de daha dominant picklerdi ve Thresh'i gerçekten iyi kullandılar. Fight'lara giriş kararları çok iyi. Yani kararsızlık yaşamıyor Beşiktaş. Dark Passage burada biraz hata yapıyor bence. Çok kararsız kaldığı anlar oluyor. Bu da Dark Passage'i çok kötü yönde etkileyen bir şey oluyor bu seriden. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Sence Dark Passage bu maçta nerede hata yaptı? Neyi düzelseydi aslında maç onların olabilirdi. Bir Baron kaybı yaşadılar. Öncesinde bir takım savaşında zorlandılar. Sence nerede ipler koptu? Ya Dark Passage'ın bence çok daha yetenekli oyuncuları var. Daha dikkatli oynamaları lazım early game'de. Yani dediğim gibi kararsız kalmamaları lazım. Daha kararlı hareket. Mesela ilk maçtan örnek vermek gerekirse Beşiktaş Dark Passage'ın redine bir invade yaptı. Yani oraya bir baskın yaptı. Thresh var adamlarda. Beşiktaş'ta Thresh var. Sizde Janna var. Zaten hani early game'de bir savaş gerçekleştiremezsiniz. Orada çok kararsız kaldılar ve savaşa girdiler. Oradan da bir snowball oldu. Bunun yerine onların redine, onların kırmızısına gitmeleri daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Birinci maçı bence kesinlikle bundan dolayı verdiler büyük bir çoğunluğunu. Ondan sonrasında zaten snowball olarak Thresh maçı taşıdı diye düşünüyorum ilk maçı. İkinci maçta da gene aynı şekilde çok iyi oynadı. Çok iyi bir performans sergiledi. Biraz daha supportlarının, Dark Passage'in supportunun ön plana çıkması, jungle support roam'ının gezmesinin, ward control, totem kontrolünü biraz daha dikkatli yapması gerekiyor bence de Dark Passage'in. Çok teşekkürler Ferit geldiğin için. Arkadaşlar söz tekrardan yorumcularımız Glandal ve Johnny'de.